Merhaba teknoloji tutkunları. Bugünkü video konumuzda sizlere özellikle yeni nesil Intel işlemcili ve herhangi bir işletim sistemi yüklenmemiş yani FreeDOS olarak geçen masaüstü ya da notebook cihazlarda sıklıkla karşınıza çıkabileceğini düşündüğüm temiz bir Windows 10 ya da Windows 11 kurulumu sırasında sistemin hard disk, SSD ya da M.2 diski görmemesiyle ilgili problemin nasıl giderilebileceğini aktarmaya çalışacağım. Aslında isterseniz bu problem Windows 10 ya da 11 işletim sistemi içerisine gömülebilir ve tamamıyla giderilebilir. Hatırlayanlarınız vardır. Eskiden bilgisayarları formatladığımızda Wi-Fi'den tutun da neredeyse tüm driverları tek tek kurmamız gerekiyordu. Ancak özellikle Windows 7 itibariyle driver bulma mücadelesi neredeyse son buldu. İşlemlere başlamadan önce muhtemelen sizlerin de touchpad'i çalışmayacağı için mouse takmanızı öneririm. Çünkü klavye ile hareket etmek biraz zor oluyor. Test cihazımız Asus'un FreeDOS 11. nesil i3 işlemcili 256 GB M.2 NVMe diskli tam bir fiyat performans ürünü. Her ne kadar bu işlemi Asus Notebook için yapıyor olsam da aşağı yukarı arayüzlerinde farklılık olsa bile diğer notebook ya da masaüstü platformlarında da benzer adımları izleyeceğiz. Temelde iki farklı yöntemle bu problemi giderebiliriz. Bunun için ilk yöntemi sizlere aktarmaya çalışayım ancak bu adımı yapmanızı pek de tavsiye etmem. Zira BIOS üzerinden işlemcinin bir özelliğini pasif hale getireceğimiz için ileride performanstan tutun da farklı bir takım sorunlarla karşılaşmanız muhtemel. Ancak internet erişiminiz yoktur, elinizde ikinci bir cihaz yoktur ya da ikinci adım biraz karışık gelebilir, o zaman bu yöntemi de uygulayabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak bilgisayarınızın BIOS menüsüne girmeniz gerekiyor. Asus bilgisayarlarda genellikle BIOS tuşu F2 olsa da sizlerin notebookunuzun ya da masaüstü platformlarınızdaki anakartın markası ne ise ona göre BIOS'a girme tuşunu tıklayınız ve BIOS'a giriniz. Genellikle Escape, F2, F8, F11 gibi tuşlarla BIOS'a girebilirsiniz. BIOS'a girdikten sonra Advanced Mode ya da Advanced sekmesine gelmeniz gerekiyor. Advanced sekmesinden VMD Setup ibaresine gelin ve Enter'a basın ya da mouse izin veriyorsa tıklayabilirsiniz. Açılan ekranda Enable VMD Controller'ın yanında bulunan Enable'ı Disenable yapıyoruz ve açılan pencereye onay verip Save and Exit sekmesine geliyoruz. Ve ardından Save Change and Exit ibaresini tıklayıp açılan pencereye onay verip bilgisayarı yeniden başlamasını sağlıyoruz. Daha öncesinde hazırlamış olduğumuz bootable flash diskimizi eğer bilgisayarınızdan çıkardıysanız takın. Ama takılıysa muhtemelen otomatik olarak boot ekranı açılacak. Açılmaz ise yine bilgisayarınızın boot tuşu hangisi ise ona göre boot önceliğini flash diske vermeniz gerekiyor. Bu adımı zaten daha öncesinde farklı marka modellerde gösterdim. Kaldı ki ilk defa kurulum yapmıyorsanız ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Anlamayanlar ya da herhangi bir şekilde bir bootable flash diske sahip olmayanlar da önceki videolarıma bir göz atarlarsa faydalı olur. Gördüğünüz üzere VMD kontrolörü kapattığımızda diskimiz görülüyor. Ve bundan sonra istediğimiz gibi rutin bir Windows kurulumunu gerçekleştirebiliriz. Peki ikinci adımda ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle ikinci adıma geçmeden az önce yaptığımız ayarları bir eski haline getirelim. Şimdi gelelim ikinci adıma. Bu bağlamda ihtiyacımız olan çalışır vaziyette herhangi bir bilgisayarın internet browser'ına yani arama motoruna erişebilmek ve Intel'in sitesinden uygun olan driver'ı indiriyoruz. Açılan sayfada download VMD zip dosyasını bilgisayarımıza indirip zip dosyasında bulunan verileri çıkartarak bootable olarak hazırladığımız flash diskin içerisine kopyalıyoruz. Daha sonrasında da Windows'u yükleyeceğimiz hedef bilgisayarı yeniden açıyoruz. Flash diskimizi yani bootable flash diskimizi takıp Windows kurulum ekranına geliyoruz. Açılan pencerede diskimiz halen görünmeyecek. Bunun için yapılması gereken sürücü yükleme kısmına tıklıyoruz. Ardından göz at, daha sonrasında yüklemiş olduğumuz flash diski buluyoruz ve VMD controller seçiliyken sonrakine tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi diskimiz görülüyor. Sonrasında da sırasıyla Windows kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Benzeri içeriklerin devamı için kanalıma abone olup videoları beğenmeyi ve çevrenizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek
Hepinize esenlikler dilerim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.